İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde eylem yasağı 15 gün daha uzatıldı. Nikol Paşinyan, savaştan etkilenen Suriyelilere yardım etmek Ermeniler için ahlaki bir sorumluluktur. Türkiye, ABD'nin baskısına rağmen Rus S-400'leri test edecek. Samantha Power, ABD-Türkiye ilişkilerini soykırımın tanınması değil, Erdoğan tehlikeye atıyor. Kadınlar Diyanet'te yürüdü. Katliamlarla dolu bir yaşamı kabul etmiyoruz. Spendaryan'ın 150, Henri Vernon'un ise 100. doğum yıl dönümleri UNESCO 2020-2021 takviminde. Batı Ermenistan'ın Van şehrinin valiliği eylem ve etkinlik yasağını 15 gün süreyle uzattı. Kentteki yasaklar darbe girişiminin ardından güvenlik gerekçesiyle 21 Kasım 2016'da başlatılmıştı. Van Valiliği, kentte açık alanda yapılacak her türlü eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Böylece 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal, OHAL, gerekçe gösterilerek 21 Kasım 2016 tarihinde alınan eylem ve etkinlik yasağı bir kez daha uzatılmış oldu. Valilik tarafından yazılı yapılan açıklamada bugünden itibaren geçerli 9 Aralık 2019 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile Van ili coğrafi sınırları içerisinde açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stand açma ve bunun gibi her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada yasağın gerekçesi kentte oluşabilecek saldırı olaylarının önüne geçmek için bir takım önlemler şeklinde ifade edildi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Corriere della Sera gazetesiyle yaptığı röportajda Ermenistan Cumhuriyeti Türkiye'nin Suriye işgalinden endişe duymaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti bu durumu kınamaktadır ve uluslararası toplum Suriye'deki Türk kuvvetlerini Türkiye topraklarına geri göndermek için adımlar atması gerekmektedir ifadesinde bulundu. Suriyeli mülteciler konusunda konuşan Nikol Paşinyan, bu dönemde Ermenistan Cumhuriyeti'nin 20 bin Suriyeli mülteciyi kabul ettiğini belirtti. Başbakan Paşinyan, kabul edilen mülteci sayısıyla 3. sıradayız. 3 milyon nüfusumuz var. Suriyeli mültecilere ulaşmak bizim için ahlaki bir görevdir. Bizim için bu her şeyden önce insani yardım meselesidir. Yılın başında ülkemiz oraya sağlık ekibi, sivil mayın arama ekibi gibi özel bir misyon gönderdi, dedi. Neden Suriyelilere yardım etmenin Ermeniler için ahlaki bir görev olduğu soruyu Nikol Paşinyan, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Suriye halkının çok sayıda Ermeni İmparatorluğun askeri güçlerinden kurtardığı şeklinde cevapladı. Türk F-16 savaş uçakları, Washington'un baskısına rağmen Rus S-400 uçak savar füze sistemlerini test etmek için Ankara'da uçacak. News IM'in aktardığına göre sistemler satın alındığından beri Türk-Amerikan ilişkileri kötüye gitti. Washington, S-400'lerin ABD F-35 savaş uçaklarıyla uyumsuz olduğunu iddia ediyor. Türk medyasına göre uçuşlar S-400 radar sistemleri için test edilecek. Bu haberlerin lira üzerinde olumsuz bir etkisi oldu ve Türk lirasının değeri düştü. Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanan gerilimler geçen yıl %30 civarında Türk lirasının düşüşünde önemli bir rol oynadı. Amerika Birleşik Devletleri diplomatı olan Birleşmiş Milletler eski ABD daimi temsilcisi Samantha Power, ABD Senatosu'nda Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıma hakkındaki senatörler tarafından uygulanan vetoya atıfta bulundu. Lindsey Graham, Senato'daki Ermenilere karşı uygulanan soykırım tasarısı ile ilgili vetoyu kaldırdıktan sonra Türkiye ile yapılan hassas müzakereleri tehlikeye sokacağını söyleyerek senatör Perdue veto hakkını kullandı. Panorama IM'in aktardığına göre Power kendi sosyal Twitter hesabında "Bu yanlış. ABD'nin Türkiye ile müzakerelerini gerçekten tehlikeye atan şey Erdoğan'ın ta kendisidir." diye yazdı. 13 Kasım'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da yaptığı toplantıdan sonra ABD Senatörü Lindsey Graham'ın Senato'da Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıma tasarısını veto ettiğini sizlere hatırlatmak isteriz. Her senatörün Senato'da veto etme hakkına sahip olduğu da bu arada belirtilmelidir.
Kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Türkiye'nin birçok kentte alanlardaydı. 25 Kasım nedeniyle bazı Kürt illerinde kadınların yapmak istedikleri yürüyüşler engellendi. Diyarbakır'da ise yasak yoktu, kadınlar gece yürüyüşü düzenledi. Ancak bazı illerde yapılmak istenen yürüyüş, eylem ve etkinliklere valiliklerin koyduğu yasaklar gerekçesiyle izin verilmedi. Mardin'in Kızıltepe ve Şırnak'ın Cizre ilçeleriyle Van, kadınların engellendiği yerlerdendi. Buralarda kadınlar yasak kararlarını basın açıklamalarıyla protesto ettiler. Rosa Kadın Derneği kurucu üyesi Bedriye Aydın, otoriter, milliyetçi, militarist, cinsiyetçi ve yasakçı politikalara karşı sokaklarda olacaklarını belirtti. Hakkari Milletvekili Leyla Güven de burada kısa bir konuşma yaptı. Her gün birçok kentte kadınların katledildiğini ifade eden Güven, kadın cinayetlerinin politik olduğunu belirterek AKP ve MHP bloğu bu zihniyeti en üste taşımıştır. Biz katliamlarla dolu bu yaşamı kabul etmiyoruz, dedi. Güven, yasta değil, isyandayız. Söz veriyoruz, şiddete karşı özgür bir toplum yaratacağız, diye konuştu. UNESCO Genel Konferansı'nın 25 Kasım Paris'teki 40. oturumunda besteci Alexander Spendarian'ın 150, film yönetmeni Henri Verneuil'in ise 100. doğum yıl dönümleri UNESCO'nun ünlüler ve önemli olaylar 2020-2021 yılları takvimine dahil edilmesine karar verildi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan Armen Press'e verilen bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti tarafından başvuruların ortak ülkelerin desteğiyle gerçekleştirildiği belirtildi. İran, Rusya ve Gürcistan'ın desteğiyle sunulan besteci Alexander Spendarian'ın 150. doğum yıl dönümü ile Fransa ve İtalya'nın desteğiyle sunulan film yapımcısı Henri Verneuil'in 100. doğum yıl dönümü başlıklı başvuruları üye ülkelerden onay aldı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gomidas Vartabet'in Sahili Yer Katlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.